Uzay drone için araştırmalarımızı tamamladık Selim hocam. Uydudan parçayı alabilmek için kollara, iticilere ve bunlar için de yakıt deposuna ihtiyacımız var. Toplam ağırlık 2 kilogram. Aferin çocuklar. Dersinizi çok iyi çalışmışsınız. Tebrik ederim. Şimdi bunların 3 boyutlu tasarımlarını yapmanız gerekiyor. Yiğit Efe, drone'u dünyadan sen kontrol edeceksin. Yazılım işi sende. Tamamdır. Hocam, şirket bizi engellemeye çalışırsa ne yapacağız? Aslanlarla asla temas etmeyeceksiniz. Buradan çıkmak da yok. Bundan sonra rokete geçeceğiz. Hadi bakalım, size güveniyorum. Kolay gelsin. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bütün gece dövüş teknikleri için uğraştım. Kimse bizi rahatsız edemez. Çünkü süper tonguç burada. Hay! Pa! Ça ça ça! Ta ta ta! Pa 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 pa! Ça 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 ça. Masaya bir şey olmadı değil mi? Biz niye bu kadar saçma giyindik? Hayır, gizli görevde falan mıyız yani? Yok, değiliz. Belki meyve versene be. Çok biliyorsan kalk, kendin al. Buna da bir şey söylenmiyor ha. Zamane robotu. Bütün gün burada mı takılacağız ya? Evet, bütün gün burada takılacağız aslan. Tamam. Sebep? Sen hayaleti duymadın galiba. Ayak altında dolaşmayın dedi. Biz de dolaşmıyoruz. Tatil gibi düşün ya. Ne bileyim, çık dışarıya, çayır, çimen, hopla, zıpla, ağaca filan tırman çocuğum. Beni bir sal aslan. Beni bir sal. Berke, çay koydun mu? Koyuyoruz. Patlama hemen. Ne kadar da kibar bir çocuk. Değil mi? Oo, şovlu. Güzel. Teşekkürler. Biz burada boşu boşuna bekliyoruz. Ne yapacağız kuzen? İşte. Asfar Bey. Ne var Şahin? Efendim, biz düşündük. Ve de taşındık. Evet, hemen Sade'de gelin çocuklar ya. Sade'de gelin de hemen reddedeyim teklifinizi. Ya Aspar Bey, gidelim. Kırılan kişiler ne yapıyorsa ona engel olalım. Ya biz burada boş boş ama ne yapıyoruz böyle ya? Yavrucuğum, siz deli misiniz Allah aşkına? Hayalet bizi ayak altında görürse Mars'a ışınlar, Mars'a. Aspar Bey, kim bu hayalet? Sessiz olun. Yaklaşın. Yaklaş. Hayalet, şirketin kurucusu ve sahibidir. Gerçek adını, yaşını, yüzünü bilen hiç kimse yok. Onun hakkında bildiğimiz tek bir şey var. Dünyanın en acımasız insanı oldu. O yüzden siz şimdi hayaleti falan düşünmeyi bırakın. Güzel şeylere odaklanın. Tatil gibi mesela. Tamam, hadi o zaman tatil. Hadi bakalım.